Merhaba arkadaşlar, hanımefendiler. Bu hafta yeni bir konukla birlikteyiz. Yine çok güzel bir başarı hikayesini dinleyeceğiz. Kanalıma ve misafirime hoş geldiniz diyorum. Misafirim Olga Eser. Aslında Olga Ukraynalı ama bir Türk vatandaşı. Türkiye'ye geldiği andan da itibaren hiç çalışmayı bırakmamış. Hayatında hep girişimcilik olmuş, başarıya odaklanmış ve şimdi Olga'nın hikayesini ve bu hikayede devletimizden, kamu kurumlarından veya özel sektörden ne tür destekler aldığını da hep birlikte konuşacağız. Şimdi bize birazcık kendinden bahseder misin? İsmim Olga Eser. 36 yaşındayım. 15 yıl Türkiye'de yaşıyorum. 2 tane erkek çocuğum var. Türkiye evlilik nedeniyle geldim ve ilk günümden dediğiniz gibi eşime nasıl destek olayım? Neler yapabilirim? Çalışmak seviyorum. Yabancı dil bildiğim için hep onu bir şekilde kullanayım. İşime hep düşündüm. Şimdi sevgili arkadaşlar, Olga'nın hikayesi çok güzel. Eşiyle birlikte kurdukları Efekt firmasında birlikte çok ciddi ses ve ışık yönetimi yapıyorlar. Öncelikle sadece Türkiye sınırları ile değil, yurt dışından neler getirebiliriz? Nasıl şirketimiz daha farklı bir, daha üst seviye taşıyabiliriz? Araştırma yapıyordum. Fuarlardan başlamak istedik. Çünkü o zaman çok fazla yurt dışında fuarlara şimdi kadar kolay değildi. Bu yük çok ulaşılmaz. Sadece İstanbul'dan büyük firmalara sürekli fuarlara ziyaret edebiliyordu. Ve ben eşimi ikna ettim ve biz Çin İkhanı Fuarı'na ziyarete gittik. Bundan 10 yıl önce. 10 yıl önce. Çok heyecan verici bir seyahatler. Bir arada o kadar çok markalar görmek o zaman küçük firma için çok büyük bir heyecandı. Girişimcilik aslında böyle bir şey Olga. Yani yenilikleri takip etmek, o yeniliklerin nerede olduğunu keşfetmek ve oralara gidip onları bizzat gözlemlemek, yerinde görmek, öğrenmek. Aslında başarının en temel çıkış noktalarından bir tanesi de bu. Başarı sana gelmiyor. Sen başarının peşinden koşuyorsun. Tabii ki fuarlardan sadece ürün alımı değil, çok farklı insanlarla ile tanışma fırsatları sunuyor. Tabii ki. Ve kiminle nerede tanışacağını bilemiyorsun. Evet. Ki senin hikayen çok güzel orada. Ki benim hikayemin bir başlangıç noktası belki bir Çin fuarı oldu. Lazer her zaman pahalı bir şeydi. Çok farklı bir şeydi. Ve o zaman 10 yıl önce her firmanın bünyesinde çok profesyonel düzeyde lazer hizmeti yoktu. Evet. Fuarda bir stand gördüm ve standın lazer firmanının sahibini görünce tanışmak istedim. Tabii ki çok profesyonel, kaliteli bir firmanın sahibiyle tanışmak çok büyük bir heyecan verici. Kartımı uzatınca Olga ismi görünce benimle birden Rusça konuşmaya başladı. Sonuç olarak biz bu firmayla çalışmaya başladık. Öncelikle kendimiz kiralama stoğumuzda cihazları ekledik. Daha profesyonel hizmet, daha kapsamlı hizmet vermeye başladık. Ve lazer Türkiye'ye de girmeye başladı bu arada. Lazer ışıklar. Biz daha farklı bir hizmet vermeye başladık. Sadece lazer arkada gezen bir ışık değil, bu bir profesyonel lazer gösterisi, müzikle ile senkronize olabilir. Bir partinin açılışında, bir konserin açılışında ile farklı bir show ile başlangıç noktası olabilir. Farklı bir teknik hizmetiyle vermeye başladık ama bu da yetmedi. Daha nasıl iyi olabiliriz? Hep arayış içerisindeydi. Ve ben Amerika'da sektörel bir kuruluş olduğunu araştırdım. Öğrendim böyle bir kuruluş olduğunu. Uluslararası Lazer Birliği. Şimdi arkadaşlar farkında mısınız? İşin püf noktası yapmış olduğun işi en iyi şekilde yapabilmek. Şimdi Olga'nın hikayesinde en başından beri Türkiye'de bir ses ve ışık firması üzerine çalışıyorlar. Ama bunun en iyisi nerede var? Bunun araştırmasına başlıyorlar. Çin'e gidiyorlar. Fuarlara katılıyorlar. Ve oradan aldıkları o teknik altyapıyı Türkiye'de daha profesyonel lazer ışık ve ses sistemiyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Tabii bunlar birazcık girişimci olmanın, daha önceki programlarda da söyledik, en önemli motivasyonu meraklı olmak. Meraklı olacaksınız. Bir işi yapmak istiyorsanız o işi merak edeceksiniz. Sadece elinizdekiyle değil. Elinizden gelenin daha iyisi nerede, nasıl ulaşırım, nasıl bulurum, nasıl geliştiririm merakıyla yola çıkmak gerekiyor. Bu kuruluşun hiçbir Türk firmasının üye olmadığını görünce hem üzüldüm hem sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Ve ben hemen başvurup doldurdum, gönderdim. Şirketimi olumlu bir şekilde kabul edildi. Peki Olga'cığım, bu derneğe üye oldun. Peki bu derneğin sana nasıl bir katkısı oldu? Yani bir girişimcinin böyle sektör derneklerine üye olması nasıl bir katkı sunuyor bir girişimciye? Bunu bize birazcık anlatabilirsin belki. Burada üye olmam bana çok büyük bir katkı sağladı bu dernek. Çünkü öncelikle bu sektör Türkiye'de küçük bir sektör. Hani evet, sektör olma yolundayız daha diyebilirim evet, ben. Ama o ülkede bu sektör yıllardır var ve oradaki tecrübelerden yararlanmak çok evet, önemli benim için oldu. Yeni teknolojileri takip etmek, eğitimleri almak, diğer firmalarla bu sektörde iletişim kurmak. Çok büyük bir katkı sağladık, vizyonumu çok açtı, güzel oldu. Ama bu da yetmedi. Ben böyle bir derneğinin neden yönetim kurulu üyesi olmayayım ve aday oldum. Süper, çok yani uluslararası bir derneğin yönetim kuruluna girdim. Girdim 2012 yılında Teksas'ta San Antonio şehrinde yapılan yıllık konferansında aday oldum ve seçildim. Evet. Ve o anda tabii ki lazer sektörü erkek egemenli bir sektör ama kadınlar evet, var. Var. Ama tabii, benim seçilmemle beraber ben Amerika dışında ilk defa bir kadın olarak yönetim kurulu üyesi oldum. Süpersin. Tebrik ediyorum seni. Bütün bu yoğunluğunun arasında çocuklarınla iletişimin nasıl olduğu? Annem hı, derken eşimin annesi. Annem çok destek oldu çocuklara bakmak güzel, konusunda. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. En büyük destekçim eşim zaten. Ona süper, sonsuz teşekkürler. Yani kısaca en büyük destekçim eşimdi. En büyük destekçi aile. Ve aile her zaman bir kadın girişimcinin eğer bir hayali varsa aynı zamanda korkusu da var. Yapabilir hı, miyim? Beni eleştirebilirler mi? Acaba başarısız olursam tepki alır mıyım? En büyük korku bu. Ama aile yanındaysa bu korku yok oluyor. Değil mi? Aile her şeyi aslında. Ben senden bugünkü o enerjide de görüyorum ailenin, eşinin, annem dediğin, kayınvalidenin nasıl arkanda durduğunu. Mesela Türkiye'de birçok girişimci kadınımız aynı şeyi düşünüyorlar. İyi tamam iş yapmak istiyoruz da çocukları ne yapacağız, nereye koyacağız, onları nasıl yöneteceğiz? Tam da o dediğin korkuyu yaşayan bir sürü kadınımız var. İşte arkadaşlar ne yapacağız? Bir yerden başlayacağız. Çocuklar da büyüyecek, ailede bir araya gelecek. Siz yeter ki bir yerden başlayın. Peki Olga, bu sürenin devamında sen başka bir işe daha girdin. Aslında işi getirdi. O biraz farklı oldu. Aslında başlangıçta bu noktaya geleceğimizi hiç beklemiyorduk. Hiç böyle evet, hayal edemiyorduk. Küçük bir taleplerde ha, çıkan sonuç bugündeki 2 tane perakende mağaza olarak 7.000 evet, çeşit ürünüyle ortalama 8-9 kişilik çalışma ekibiyle animasyonlu ürünler, parti ürünleri, etkinlik ürünleri perakende satışı yapıyoruz. Efekt firma olarak bir ses, ışık, lazer kiralama, parti organizasyonu işi yapıyoruz. Fakat gördük ki bu son zamanlar dinamik piyasanın taleplerden bir tanesi şuydu. Eskiden çok firma vardı. Herkes kendi ürünüyle satıyordu. Kendi ürünü pazarlıyordu. Fakat süreç içerisinde artık büyük firmalar, kurumsal firmalarla ile 10 firma ile değil bir firma ile muhatap olmak istiyorlar. Ve süreç içerisinde bizi parti aksesuarlarının talepler artınca biz de ikinci bir şirket kurmaya karar aldık. Peki nasıl gidiyor? Yani o iş yerinde bir kadın girişimci olarak bu işi büyütmek, daha ileriye taşımak, insanlara dokunmak nasıl bir duygu, nasıl bir motivasyon yaratıyor? Bundan sonrası daha ne yapmak istiyorsun? Başka bir iş koluna girip yeni bir girişimcilik hikayesi yazmak istiyor musun? Elbette isteriz ama şu anda daha bu hikaye yazmaya devam ediyoruz. İş kadınlarının yükü çok ağır ama evet, bu konuda bizi devlet çok büyük destekler bizi sağlıyor. Fakat bu noktada iş bize düşüyor. Biz onları araştıracağız. Biz süper, başvuru yapacağız. Biz ofisimizden, evimizden çıkıp kuruma gidip web siteleri inceleyip çözümü arayacağız. Çok güzel bir yere parmak bastın. Bizim programımızın en önemli amaçlarından bir tanesi de işte senin gibi girişimci kadınlarımızın gerek kamu, gerek özel sektör, bankalar, uluslararası fonlar nerelerden destek almışlarsa onları da konuşmak istiyoruz. Senin hikayene baktığımızda mesela siz yurt içi fuar desteği almışsınız, değil mi? Sonra nitelikli eleman istihdam desteği almışsınız. Sonra tanıtım desteği almışsınız. Bunların hepsini KOSGEB'in sayfasına girerek, araştırarak ve başvurarak yaptım. Birazcık kadınlarımıza o yönde yol yordam göster onlara. Ne yapsınlar? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok yanlış algı var. İnsanlar devlet bizi bu devlet destekleri sağlarken onları biz işlerimizi daha büyük, daha üst bir seviyeye taşıyalım için veriyor. kimse hani alayım, kim ne veriyor? Bu çok yanlış bir algı ve çok maalesef var. İnsanların hala ne alabilirim, kim ne veriyor düşünceleri bir tarafta bırakması lazım. Evet. Sayfaları araştırmak lazım, kurumlara gitmek lazım. Ben bugüne kadar KOSGEB'e kaç defa gittim. Benim uzman hep bana çok açıklayıcı, detaylı bilgi verdi bana. Çok onu teşekkür ediyorum. Çok güzel yönlendirdi. Hani bunu korkmamak lazım. Evet, orası bir kurum ama evet, o kurumdan, kapıdan içeri girmeyen kişilerden hala orada ne var, ne yok bilmiyorlar. Sen de şirketin aracılığıyla bu desteklerden faydalandın. Evet. Şimdi arkadaşlar aynen tekrar yine söyleyelim. Girişimci kadınlarımıza devlet kurumumuz KOSGEB'in çok ciddi destekleri var. Mesela Olga arkadaşımız yurt içi fuar desteğinde Emitt Turizm Fuarı'na katılmış. ProShow Uluslararası Ses, Işık, Görüntü Teknolojileri Fuarı'na katılmış. Otel Ekipman Fuarı'na da katılmış. Otel Ekipman Fuarı'na katılmış. Bunlar ne yapıyor? O fuarlarda bir, çok ciddi insanlarla tanışıyorsunuz. Sizin iş yapmak istediğiniz sektörün içinde çalışanlarla. İki, işinizi tanıtabiliyorsunuz ve o işle ilgili dünyada neler oluyor, yenilikler neler, onları takip edebiliyorsunuz. Kart alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Çünkü artık 21. yüzyıl girişimci olmanın da en önemli sihirli kelimesi ağları kullanabilmek. Sosyal ağları kullanabilmek, ekonomik ağları kullanabilmek, teknolojik ağları kullanabilmek. Ne diyoruz? www.kosgev.gov.tr. Bu sayfaya girerek bunlardan faydalanabiliriz. Bunun dışında İşkur desteklerimiz var. Çok güzel bir destek. Bu destekten yararlandığım zaman genç arkadaşımız 3 ay boyunca iş öğrenirken maaşı İşkur tarafından yani finans ediliyor. Ve bu süre zarfında iş öğrenirken 3 ay boyunca sana bir maliyeti olmuyor. Bana bir maliyeti olmuyor. www.işkur.gov.tr İşbaşı eğitim programları destek programı diye arayıp oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Şimdi o kadar muazzam bir destek ki, yani size devlet diyor ki sen yanında çalıştıracağın personeli bir müddet düşünme, işine odaklan, üretim yap, girişimci olmak istediğin alanda fokuslan, ben sana destek oluyorum diyor. Ben bu anlamda devletin desteklerinin siz girişimci kadınlar için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar istedikleri zaman her şeyi yapabiliyorlar. Yeter ki merak ettikleri işin arkasından yürümeyi bilsinler. Hikayenle muazzam bir güç kaynağı oluşturmuşsun. Hem kendin için hem ailen için. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım kadınlarımız senden ilham alırlar. Senin bu çıktığın yolculuk onlara örnek olur ve bu programlar sayesinde biz de kadınlarımıza dokunmuş oluruz. Olgacığım çok teşekkür ediyorum. Ben ayağına teşekkür sağlık. Ediyorum. İyi ki geldin. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu programın da sonuna geldik. Ne diyoruz? İyi kalın, mutlu kalın. Yapmak istediğiniz, hayal etmek istediklerinizi lütfen ertelemeyin. Siz de bir an önce bu serüvende hikayenizi yazmaya başlayın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla.